Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Sonunda... <gülüyor> <gülüyor> clash at the Castle'a geldik arkadaşlar. Uzun zamandır Clash at the Castle, Clash at the Castle, Clash at the Castle diyoruz. Hemen burada yazdım. O kadar çok kişi hala soruyor ki yani bir aydır, bir buçuk aydır yayınlarda, videolarda, topluluk duyurularında, Discord'da, her yerde bahsetmeme rağmen Abi Clash at the Castle hangi gün saat kaçta? alın artık son gün çünkü. Son gün cumartesi günü 3 Eylül cumartesi günü saat 20'de haberiniz olsun. Şimdi birazcık sizlerle Clash at the Castle tahmin videosu yapacağız. Clash at the Castle konuşacağız. Ondan sonra da cumartesi günü beraber saat 8'de YouTube'da izleyeceğiz. Haberiniz olsun. Hemen küçük bir duyuru. Eğer bu videoyu gününde izliyorsanız 2 Eylül Cuma günü Enzo Mene No Escape Pay Per View'umuz var. Twitch'te ona beklerim. Yarın cumartesi bu var. Pazar günü de Twitch'te NXT World Collide, NXT UK kapanıyor. İkisinin kemer birleşme maçları falan filan var. Canlı 11'de de onu izleyeceğiz. Şimdi öncelikle buraya gelelim. Artık gelelim bence. Evet şöyle bir bakalım. Görüyorsunuz değil mi? İlk maçımız Edge, Rey Mysterio, Judgment karşı. Şimdi bunun şöyle bir olayı vardı. Bilmeyenler için hemen ondan bahsedeyim. İşte Judgment Day zaten Edge'in oluşumuydu. Sonra Edge attılar. Sonra Edge bir süre sonra geri döndü. Ee, işte i̇şte karşılarına çıktığı bir şey oldu falan derken Ray'le ile bir yakınlaştılar. Ray'le ile bir uzaklaşır gibi oldular. Dominic birazcık bazı şeyleri affetmiyor. Edge'in yapmış olduğu. Edge yanlışlıkla Dominic'e çok Spear falan çekmişti biliyorsunuz. Spear de yanılmıyorsam. Bunları böyle birazcık Dominic affetmiyor gibi. O yüzden Dominic birazcık böyle şey uzak kalıyor. Şimdi evet bu maçta Dominic yanlarında olacak bu arada bilmeyenler varsa. Riyeripli de judgment yanında olacak belli yani. Ya Dominic şey Rey dedi ki çünkü, hani maçta bizim yanımızda olur musun falan. dedi Dominic merak etme baba ben sizin yanınızdayım dedi. Bilemiyorum Bu maçta bir ihanet, bir bir şey görebiliriz. Hatta Beth Phoenix bile gelebilir çünkü Riyeripli tamamen e, cinsiyet e, avantajıyla kendine göre. Çünkü hani öyle sonuçta. Ekstradan konuşmayacağım artık. Riyeripliye e, el kalkmadığı için Bunun avantajın çok iyi kullanıyor. Kendisi takır takır vuruyor erkeklere. E, i̇şte o yüzden de. El kalkmıyor. Beth Phoenix belki de bunu durdurmak için önemli biri olabilir. Ya da şöyle bir şey olabilir. Dominic. Dominic'in ee, taraf değiştirmesi gibi bir durum söz konusu olabilir bence. Ki herkes de bunu konuşuyor aslında. Dominic acaba heel olur mu? İşte Dominic o tarafa geçer mi falan. Saçına da böyle hazır böyle tam Eddie gibi yapmışken. Hani eskilerden falan. RRP ile insanlar şey diyor. Abi acaba hani Eddie ile Chyna gibi olurlar mı falan. Çok uygun değil mi aslında değil mi? Ama şimdi tabii. Reeble bir China gibi hani iri bir şey okey ama Dominic Eddy'nin hani anca şey olur yani. Senaryo doğal olur. Anladınız mı? <laughs> Hiç yani alakası yok falan. Neyse hadi onları geçtik. Bunlar birazcık fantezi için. Ejderham da burada şu sakin Sakin ol. Şş, şş, sakin ol. Ee, olası bir Hilton olabilir Dominic'ten. Bu mümkün bir şey bu arada. Ee, maçı kim kazanacak? Çok zor bir soru. Bu arada hiçbir şekilde şeyde bakmayacağım. Eee Kimler hani şeydir değişmiş midir, bayis soranları falan diye bakmıyorum. Ee, ben bu maçı çok ilginç bir şekilde eğer olası bir heel turn olursa Day'ı yazarım. AJR e favori olabilir. AJR e favori olabilir. Çok da doğal bir şey bu ama ben judgment'a vereceğim bu maçı. Çünkü Dominin rahat duracağını zannetmiyorum. Dominik bir şekilde heel turn olur, bir şeyler yapar ki bence olması lazım. Çünkü Dominik'in artık farklı bir şeyler yapması lazım ve Dominik'in sola şekilde bir kariyerin olacağını şu anlık zannetmiyorum. Çok yetersiz. Mikrofonu kötü. Hareketleri geliştirilebilir kendini. Ring içi geliştirebilir. Sıkıntı yok ama. Aa, o mikrofon birazcık zor sağlanacak gibi bir şey. Ya, bana öyle geliyor. Çünkü o insanın içinde olan bir şey. Yani mesela bakın bence Finn Balor da çok iyi bir mikrofona sahip değil. O konuşmak insanın şeyinde böyle doğuştan hani bir şey olacak kendini geliştire geliştire olacak bir şey. Elbette katabilirsiniz üstünüze bir şey ama o, o şey var ya böyle o, o Hani nasıl diyeyim size? Oyunculuk yeteneği falan. İşte bu Dominic'te o çok 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 az. O yüzden çok zor görürüm ben solo bir şekilde heal kariyerini. O yüzden de Judgment Day onun kurtarıcısı olabilir. Bir ekibin parçası olabilir. Mümkün bence. Buradan da bir Dominic Ray'e doğru da gideriz yani ileride. Ben o yüzden bir takım sıkıntılı işler olacak ve Judgment Day kazanacak diyorum bu arada. Değişik, ilginç yani. Böyle bir tahmin yapacağımı pek zannetmezdim ama ben Judgment Day diyorum. Geçtik bakalım şimdi. Evet ikinci maçımıza geçtik. İsimlere damage control mu daha tam belli değil ama damage control diyeceğim. Damage CTRL diyeceğim. <laughs> Bailey, Dakota, Dacora, Kai, Io Sky, Bianca Belair, kendisi Raw kadınlar şampiyonu biliyorsunuz. Alexa Bliss ve Asuka'ya karşı. Bu arada Bianca, Alexa, Asuka bayağı iyi bir takım yani. <laughs> Baktığınız zaman çok iyi bir takım. Şimdi burada şöyle bir durun düşünün. Herhangi bir şey olmadan heel takımla face takım birbiriyle tak 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 çarpışacak ve damage control inanılmaz favori konumunda. Şimdi ben hemen size küçük bir yorum yapayım. Face taraf kazanırsa ne olur? Bianca Bellez zaten şampiyon. Alexa Bliss hani bir şeyler peşinde. Aska tamamen amaçsız takılıyor. Tamamen amaçsız takılıyor ama karşı tarafın bir amacı var. Karşı taraf yıllar daha yeni kuruldu. <laughs> daha SummerSlam'da geri döndü. Darkor Sky, Darkor Kai. IO Sky'da gidiciydi geri tutuldu. Geri yani artık kazandırıldı yani. belli de geri geldi. Şimdi bu üçlünün yeni kurulduğuna göre bunların bir olayı olması lazım. Bunların bir hikayesi olması lazım. Mantıken bakıyorum ben. Ötek türlü böyle şey. Ya i̇şte işte Bianka'yı seviyorum o kazansın. Değil. Şivan <laughs> değil. Değil yani. Bu üçlünün, heal üçlünün eğer ismi damage control olacaksa onların bir hikayesi olması lazım. O yüzden de onların kazanması daha mantıklı. Face tarafta da nasıl bir hikaye yaparsınız eğer yıllar kazanırsa? Mesela bir şekilde biri e, gider, e, ne bileyim Alexa mesela pinlenir bir şey olur falan derken oradan bir hikaye çıkarıp Bianca'ya belki, belki Alexa'yı rakip yapabilirsiniz. Belki Aska'yı rakip yapabilirsiniz değil mi? Birbirine düşerler falan bir şey olur. Ya da bambaşka bir dünyada olası bir hani... E, Teklim kemerlerini zaten biliyorsunuz aslında Io galiba şeydeydi. İyi maç içindeydi. Dakora pinlendi değil mi? Ya da tam tersi oldu. Yani aslında bir kural hatası var. Kural hatasından dolayı da kemerler kazanamamış oldular. Belki buradan yola çıkılarak bir şey yapıp kemer memer muhabbetine belki Sasha Banks ne yapar yani bu maçın e, ortasında ne bileyim bir yerinde sonunda falan. O yüzden bilmiyoruz. Hani öyle bir şeyler de olabilir ama ben heel tarafın kazanmasının kazanması gerektiğini, kazanmasının daha mantıklı olacağını ve kazanacağını düşünüyorum. Ben Bayley, Sky ve Dakota Kai diyorum. Geçtik. Evet. Geldik SmackDown Kadınlar Şampiyonluk maçına. Şu an Liv Morgan bir şekilde puştanıp bu konumda olmasaydı Shayna Baszler sürekli ağzını burnunu kırardı. Triple H başa geçtiğinden beri NXT'deki adamların, kadınların NXT halleri, NXT isimleri, NXT esintileri geliyor farkındaysanız. Eğer Shayna Baszler'ı da NXT'deki halini yapacaksanız yandık. Yani iyi yönde yandık diyorum ben. Çünkü ben Shayna bezin o halini çok seviyorum. <laughs> MMA tarzı konsepti olan bir MMA'c Mixed Martial Artist bir erkek, kadın fark etmez. Onun tarzının hep öyle olması gerektiğini düşünüyorum ben. Shayna Baszler o yüzden ee, biz bir ara böyle işte yok tag team olayı oldu. Işte Nia Jax'ı bir yani, abi bu, bu kadını NXT'deki gibi kullan. Bak bakalım neler oluyor. Ekstradan konuşturmana gerek yok zaten. Tamam mikrofonu çok muhteşem. Konuşturma abi, sıkıntı yok o kadar. Sen yani mikrofonun çok kötü, aşırı kötü olduğunu falan da düşünmüyorum ama şimdi böyle hani şimdi bazı çok güzel örnekler var ya, onlarla kıyaslarsan Shenhe Bezer'ı bir şekilde kazandırabilirsin, değil mi? İşte ama ben mesela Li Morgan'ı kazanacağını düşünüyorum. Başta tamam onu bahsettim. Li Morgan bence bu maçı kazanacaktır. Normal şartlarda Shenhe Bezer NXT modunu açarsa kazanamaz. Yani illa bir şey olur ya hani hakemin dikkati dağılmışken ki daha önce de Liv Morgan bunu yaptı biliyorsunuz yine Ronda Rousey muhabbetlerini falan İşte bir şekilde dikkati dağılır bir şey olur kazanır e, biri karışır kazanır bir şey olur Liv Morgan kazanır ama şöyle bir şey var Shayna Baszler bir süredir Ronda Rousey ile böyle hani bir bakıştılar bir şey oldu falan ve Ronda Rousey biliyorsunuz son Smackdown'da spoiler e, vermeyeyim hani yine Ronda Rousey aktif şekilde. Ya şöyle bir şey var. Ronda Rousey'i eğer siz kullanıp bir şekilde yine buraya getirecekseniz o zaman ben Shayna Baszler'la feud isterim. Çünkü Shayna Baszler ve Ronda Rousey zaten arkadaşlar. Bu ikili böyle arkadaşlarken ben ee, Liv Morgan'dan Shayna Baszler'a kemerin geçmesine okey. Bu benim keyfimdi ama bak. Bu, bu istektir. Ha bunu olacağını söylemiyorum. Bu bir istektir. Ben de ileride bir Ronda Rousey Shayna Baszler feud'u görmeyi çok isterim bu arada. Yani çünkü biz bunu Enzo Mene'de yaptık biliyorsunuz ki. Birazcık hatta böyle kafes, işte Steel Cage konseptli yaparsınız. Ee, ya bunu Enzo Mania'da ben şöyle yaptım doğru söylemek gerekirse, ee, Steel Cage konseptinde içeride hani kaçış yok sadece içeride bilecek birazcık MMA gibi yapmak istemiştim ve verimli de oldu bence maçlar hani e, genelde Enzo Mania'da bile bizim yaptığımız 2K22 simülasyon yayınlarımız konseptimizde eğlencemizde bile kadın maçlarında bile yani kadın maçı olduğu zaman insanlar neredeyse gidiyor sonra geri geliyorlar falan çok ilginç bir şekilde. Shane'e ve Ronda Rousey'nin kafes maçları genelde iyi izleyici tutmuştu. O yüzden ben bunu WWE'nin de yapmasını çok isterim aslında. Ben bu maçı Lim Morgan'a yazdım arkadaşlar. Geçtik ama devamındaki bir olası hikayede de Shane Bezer Ronda Rousey'i görmeyi çok isterim. Geldik Intercontinental şampiyonluk maçına. Günter. Alman. Aslında bir Avusturyalı biliyorsunuz. Alman ama. işte rolü ve bir yandan da şeyimiz var. İrlandalı ve maç nerede? Avrupa'da. Galler'de, Cardiff'te, Clash at the Castle. Şimdi. Başka bir zamanda, başka bir e, günde herhangi bir yerde Seamus-Günter maçı olsa Seamus'un kazanacağını düşünüyorum. Ama burada bu iş pek e, bana öyle şeyimiz kazanacak gibi gelmiyor. Çünkü Günter aslına bakarsanız daha yeni bir şampiyon sayılır. Intercontinental şampiyonu ve... <tuh> çok iddialı olacak ama bir kere daha söylüyorum. Bence Günter bir böyle bir yıl falan taşıyabilecek gibi geliyor bana bilmiyorum. Belki başka bir şey yaparlar da şu sürecinde ben öyle hissediyorum. Ve maalesef Sheamus'ın ee, aslında çok iyi bir rakip olduğunu ama çok e, aceleye getirilmiş şekilde hadi Cardiff'te zaten işte United Kingdom oralar sizin topraklar adama da falan deyip Sheamus'ı da seyircinin önüne bir kemer maçında koymak için yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki de Sheamus'ın eski müziğini bir seferlik geri getirirler. Belki de temelli bilemem o olabilir. hani hem onu yapmak için hem seyirciden de güzel reaksiyon almak için, seyirciden de destek almak için olabilir. Çünkü aslına bakarsanız hani bir United Kingdom kafasıyla oradaki seyirci Sheamus'ı destekleyecektir bu arada. Yani Sheamus desteklenir, Günter bir Alman dikilir falan ama Sheamus'ın ne kadar beyaz tenli olduğunu biliyorsunuz ve nasıl kızardığını da biliyorsunuz değil mi? Ve Günter'in de asıl imza hareketlerinden biri çap, çap. Sheamus bu maçta inanılmaz kızaracak ve biz galiba Aha buradan Türkiye'den böyle zaten erken saatte izleyeceğiz ya. Böyle galiba çok fazla sesini duyacağız onun böyle çat çat diye ve kıp kırmızı bir Seamus'la maçı nokta alacağız. Bence Günter bu maçı kazanacaktır ve kazanması da gerekiyor. Devam etmesi lazım yoluna çünkü SmackDown kadrosunda hani Drew McIntyre olur, Seamus olur, biri olur Intercontinental şampiyonu olarak. Okey. Ama bence olması hani 3 kişi sayarsam ha bir tanesi bu işte. Günter kesinlikle hem yeni getirildi ve NXT'de ne kadar değer gördüğünü biliyorsunuz. Ve öyle çok genç falan da bir isim değil. Hani olgunlaşmış bir isim ve yoluna da devam ediyor. Günter'in yoluna devam etmesi lazım. Sum olası. Günter'in yoluna devam etmesi gerekiyor. Ben Günter'e yazar geçerim. Yazar geçerim. Ama şunu da unutmayın. Yanda işte <laughs> Pit Dunder bilmem nedir diğerleri falan hani olur mu olur. Bir şeyler ne olursa olsun Günter kazanacaktır bence bu maçı. Ama şeyimiz çok güzel çiğir alacak. Bunu da izlemeyi isterim yani. Beraber izleyeceğiz sizlerle. Cumartesi saat 8'de hatırlatayım. Geldik son 2 maça ama bir şey diyeceğim. 6 maç duyuruldu. Ben ekstradan bir maçın ya. Mesela Bobby United States maçının olması gerekiyordu bence de. Neyse bunu en sonunda biraz bahsederim. Şimdi geldik buraya. <laughs> Clash at Castle'ın benim en çok ilgimi çeken. Şimdi ikinci maçı. Ya Aslında ben Günter şeyimizle ilgim. Ya... Ya Belki böyle bir iki aylık bir feud olsaydı da bir şey olsaydı da çıksaydı Günter'le şeyimiz okey derdim de hani Günter'in kazancı çok bariz gibi geliyor bana. O yüzden bir tık alta koydum ama bu maç müthiş. Müthiş bir feud. Dün zaten bir video attım izlemeyenler varsa gitsin izlesinler. Seth Riddle'ın arasında Matt Riddle'ın Riddle arasında çok güzel oldu ismi geri geldi. Seth freaking Rollins'le Matt Riddle'ın arasında dışarıda bir husumet eskiden ufak bir tatsızlık vardı ama bu çözüldü. Riddle gitti özür diledi Ad, eşi adına da eski eşi diyelim daha doğrudur. <laughs> özür diledi falan filan. Ha belki çok iyi best friend e olmayacaklar ama iyi şu an yakın aralar. Ha şey değil yani bir negatif bir şey yok. Ve özel hayattan yola çıkılarak bir feud yapıldığı için muazzam oldu bence. <laughs> i̇yi ki SummerSlam'da yapılmamış maç. Bak bak çok çok samimi söylüyorum. İlk duyduğum zaman SummerSlam'da ya bu maçı nasıl kaldırırsınız demiştim ama SummerSlam öyle güzel oldu ki o yüzden ben yedip yuttum, yaladım, yuttum. Sıkıntı yok. O yüzden bunun şu an Clash at the Castle'da olması çok güzel oldu. Feud daha çok gelişti. Ee, birbirlerine fütursuzca falan saldırıyorlar Ama artık Bence vakti geldi Artık Cetronis'in söz söyleme vakti Geldi bence Riddle günümüzde e, yükselen bir değer Cetronis'in onu yenmesi önemli bir şeydir Riddle'ın seti yenmesi çok önemli bir şeydir Bu arada ama ben Cetronis'in Bu maçı kazanacağını düşünüyorum artık Çünkü yüzde yüzde artık bir yerlere kadar bak Kaç yıldır ana kemer tamam ana kemer kazanmasın ama Yaptığı maçlar müthiş bu arada. Ya yani yılın yıl ne son iki yılın en iyi maçları bence Setron'un maçları. Yani bakarsanız Ejderha maçı çok iyiydi. Herlesel, şey çok iyiydi Kodiros'la falan. Adamın rakipleri zaten bayağı iyi bu arada. <laughs> çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bir arkadaş dün yayında demişti gizli main event diye Harbiden öyle bu arada. Bu maç gizli bir main event'tir. Mesela ben Riddle'ın 2 yıl daha pişmiş halini merak ederim mesela değil mi? Öyle bir maç olsaydı nasıl olurdu acaba? Bence çok güzel bir maç. Hikayesi güzel. İyi işlendi. <laughs> Ama ben Seth Rollins diyorum. Ben Seth Rollins'in kazanacağını tahmin ediyorum bu maçta. Çünkü artık kazanması gerekiyor. Özellikle Triple H'de başa geldiğinden beri birazcık göz kırpıyor. Seth Rollins olsun, Kevin Owens olsun. Bir şeyler yapacak belli. Bu ileride olası bir Randy Orton feuduna bile bağlanabilir. Bunu da söyleyeyim size. Hani gelebilirse eğer ameliyatta ameliyat sonrası işte ne kadar sürede gelir bilmiyorum. Ben Setrolin'e veriyorum arkadaşlar. Riddle'ın kazanması da muhtemeldir ama artık vakti geldi. Artık Setrolin'in vakti geliyor. Ufak ufak vakti geliyor. <laughs> Ve zaten Setrolin diyor Ben kemer oynayacağım diyor. Önce seni bir yeneyim dedi. Kemer oynayacağım falan diyor. Bakalım hayırlısı ne olacağını göreceğiz. Ve geldik Event'e. <laughs> Hayır. Ben istiyorum ki Broken Dreams bir süredir Broken Dreams'in şarkı sözleriyle, Broken Dreams'in arka plan müziğini çalarak böyle işte workout falan yapıyor, bir şeyler yapıyordu Drew McIntyre. Arkadaşlar şimdi birazcık derin konuşacağım sizlere. Hadi bakalım. Bunu şöyle bir koyalım yine şu kılıcımızı. Claymore. <laughs> kılıcımızı bir koyalım. Roman Reigns 2 yıl aşkın süredir Universal şampiyonu, 150-160 gündür falan da WWE şampiyonu. Roman Reigns bu devrin adamı oldu. Undisputed WWE Universal şampiyon oldu. Artık hani sevsek de sevmesek de Roman Reigns artık böyle oldu yani. Ve hani en azından heel olarak bunu sağlanması güzel. Face olarak yine bu zorlansa da Itakaka ben çok itiraz ederdim. En azından farklı bir karakterle okey. İnsanlar çok tepki gösteriyor. Anca usularla kazanıyor temiz kazanmıyor çünkü adam heel. Ben de isterdim Roman Reigns bütün maçlarını dominant heel olarak kazansın ama o zaman kimse artık karşısına çıkıp kimse zaten hani yenemezdi. Öyle bir şey olsa. Şimdi en azından böyle bir açık kapı bırakıyorlar. Bak Brock Lesnar'ı 3 kere yendi. Crown Jewel'da arkadan usolar karıştı. Kafaya kemer vurdu. Evet. WrestleMania'da low blow falan geldi. Yine kafa kemer muhabbetleri var. Bir şekilde okey. Pardon. <laughs> Orta parmağını niye gösterdim? Kusura bakmayın. Bil bilmeden yaptım bu arada. Üçüncü de sonda SummerSlam'da artık. SummerSlam'da ama maçın kuralları kural olmadığı için bir, bir şey yoktu yani. Elbette birebir böyle kapışıp bir şey olmadı. İşte bu yüzden Brock Lesnar o kadar güçlü. O yüzden Brock Lesnar belki de Roman'dan zaten daha güçlü. Bunu artık görün. Roman'ın Brock Lesnar'ı bir şekilde maçlarda böyle hani win yazması lazımdı. Şey gibi bu ne bileyim işte Barcelona Celtic maçı vardı yıllar önce. Barcelona 30-40 tane şut çekmiş. %90 topla oynamış Celtic 1-0 kazanmış. Anladınız mı? Ama kazanmış. Sonuçta ne? Celtic win. Onun gibi işte Roma Reigns bir şekilde kazanmış. O yüzden de gidiyor. Roman'ın zaten Brock Lesnar'ı yenmesi lazımdı. Roman Brock Lesnar'ı yenemeden zaten bu dönemde en tepe adam olamazdı yani. Adamın bir sürü feud'u var. Bir sürü maçı var. Evet. Roman Reigns bir şekilde böyle geldi geldi. Şimdi Drew McIntyre kim peki? Drew McIntyre da 2020 Royal Rumble'ı kazanıp artık şirkette tepelere çıkacak. Şirketin yüzü olabilecek biri olduğunu ben Drew'un düşünmüyorum ki şu an heel olarak Roman şirketin yüzü ve bu çok değerlidir. Bunu bir daha söylüyorum. Ne Hogan, ne Cena, ne Stone Cold, ne The Rock şirketin yüzü oldukları dönemde heel değillerdi. Facer'de. Arada böyle heel geçişler. Hogan hiç olmadı. Şeyde en tepe zamanı. Hogan şeyde oldu. Çünkü WCW'de heel oldu. Cena'nın da olmadı. Cena artık şirketin yüzü olduğu dönemin en başından beri face. Stone Cold'un bir WrestleMania 17 heel denemesi oldu başarılı olmadı. Rock heel olarak yükseldi ama şirket yüzü olduğu dönemler genelde face'ti. O yüzden Roman'ın şu an heel olarak şirket yüzü olması değerli bir şey bana göre. Drew McIntyre'ın şirketin yüzü olabilecek biri olduğunu maalesef düşünmüyorum. Şirkette kalıcı bir main olacaktır ama. Yani mesela kim bak şirketin yüzü kim? Oğlum mesela Randy Orton Bahsedebiliyor musunuz? Maalesef adam Sina döneminde olduğu için şirketin yüzü olarak Sina'dan bahsediyoruz. Ne eksiği var ki Sina'dan? Fazlası bile var Randy Orton'un. Ama bahsedemiyorsun değil mi? İşte Drew McIntyre'de bir şekilde şu dönemdeki en tepeyi main event karakterlerinden, şirketin en tepe böyle ana kemer alacak adamlarından biri olmuştu, düştü, tekrar olabilir. Ama şunu bilin artık, aylardır bu işleniyor. Clash at the Castle Cardiff'te olacak ve orada kim istenir karşısına çıkması Roman'ın Drew McIntyre. Brock Lesnar falan yoksa. Drew McIntyre'ı tekrardan yükseltmek için müthiş bir fırsat. Drew McIntyre'a belki de kemer vermek için müthiş bir fırsat. Ama çok zor. Yani Roman'ın şu ana kadarki rakiplerinden, bak benim tahmin yaparken net bir şekilde söyleyeyim size. Roman'ın rakiplerinden kazanma ihtimali en yüksek olan kişi Clash at the Castle'da Drew'dur bence şu an. Daha öncekilere bakıyorsunuz. Bak Brock Lesnar'da bile bu kadar söylemedim farkındaysanız. Ama Drew McIntyre için düşünmek gerekiyor. Neden? Çünkü Triple H başta başta en başta Triple H başa geçti. Öyle diyelim daha doğru olur. <laughs> İkincisi Triple H'in kemerlerin sadece dizaynını değil kemerlerin el değiştirmesinin de kafasında olabildiği yönünde haberler var. <laughs> Üçüncüsü zaten Drew McIntyre'ın yükselmeye ihtiyacı vardı. SmackDown'un buna ihtiyacı vardı. Olabilir. Ama öte yandan da insanların kafasında hep bir soru işareti var. Kısmen de hak veriyorum. Drew McIntyre şirketin yüzü olabilecek biri değilse ve Roman Reigns 2 yıldır bu kemeri taşıyorsa niye yeni e, patlama yaratacak birine falan değil de zaten elinde hali hazırda olan bir main bu kemeri kaybetsin ki diyorlar. Bu da mantıklı geliyor bana. O yüzden çok zorlanıyorum şu an. Ama ben bir tık önde Roman Reigns diyeceğim. <laughs> Hikayenin gidişatı da bir yönde. Spoiler vermiyorum SmackDown'da evet bu yönde. Ben Roman Reigns'in kazanacağını tahmin ediyorum. Usalar mı karışır bilmem ne mi olur bilmiyorum. Maçın sonunda Roman Reigns çift kemeri kaldıracağını düşünüyorum. Ama tam tersi durumunda da okeyim bu arada. Drew McIntyre'ın kazanmasıyla bambaşka bir döneme gireriz çünkü. Bana kalsa tek kemer olsaydı keşke. WWE kemeri bilmem ne bir şekilde Drew McIntyre kazansa. Roman Reigns Universal kemerini tam artık gidiyorsa gitsin. WrestleMania'ya gitsin. Ama şu an bilmiyorum. Bak gerçekten bilmiyorum. Roma kazanmasına daha yüksek ihtimal veriyorum. Şunu da söyleyeyim. Eğer bir şekilde bakın 8'de mis gibi izleme başlayacağız ki 11 gibi 11'e doğru 11 civarı falan da biz bu maçı izleyeceğiz. Bakın süper saat. Normalde gecenin main sabah sabahın 6'sında falan izliyoruz yani. 5.30 6'sında 6.30'unda izliyoruz. Bu sefer mis gibi olacak 11'de. Abi ben gidiyorum uyku saatim geldi diyen varsa gitsin o, o saatte de izlenir yani şimdi. <laughs> Yapmayın. Okulları da açık değil sonuçta. Beraber izleyeceğiz YouTube'da izlediğim gibi. Hep hatırlatıyorum ki insanlar hala soruyor çünkü. Eğer bu maçı Drew McIntyre kazanırsa ben Cash'in göreceğimizi düşünüyorum. Çok samimim. O yüzden benim için her zaman anketi yaparken bile toplulukta bin, 5000-6000 bin, bin kişi falan oy verdi galiba. Anketi bile yaparken maçın sonunda Roman mı kemerleri kaldırır? Drew mu yoksa Thierry mi diyorum. Çünkü eğer gerçekten bir şekilde burada Drew McIntyre kazanacaksa ben Cash'in göreceğimize eminim demeyeyim de Hissediyorum diyeyim ya. Bak Roman kazanırsa bu olmayabilir. Olursa çok şaşırırım. Ya bu arada birazcık da hani olayın şey boyutuna bakalım. Olayın birazcık magazin ya da bandrol boyutuna bakalım böyle şeyin işte ürünün kapağı. Clash at the Castle 30 yıl sonra United Kingdom'da düzenlenen ilk büyük şey stadyum şovu. 30 yıl sonra en son SummerSlam 92'ydi. 30 yıl sonra düzenleniyor. Drew McIntyre orada görkemli şekilde belki de Broken Dreams müziğiyle getireceksin. Bir WrestleMania girişi gibi bir şey yapacaksın belli. Drew McIntyre'a geliyor yani. Ama işte sırf bu yüzden böyle bir şey de hani oradaydı diye al hadi sana kemeri verelim. Bence Roman Reigns'in 2 yılına yazık olur. Bak çok bu belki tepki çok çekecek bir şey. Roman'ı sevmeyen arkadaşlar var. okey olabilir. Ben şu an işte herhangi birini sevip sevmemekle ilgili değil. Ben mantıklı yorum yapmak istiyorum. Cardiff'te yapıyoruz diye Drew McIntyre'ı orada gösterelim diye. Bak sırf bu yüzden veriyorsanız vermeyin. Drew McIntyre'a. Ama ben Drew'u ileride bundan 2-3 yıl boyunca bilmem ne kalıcı main eventer yapacağım. <laughs> Şirketin en tepe babyface karakterlerinden biri olacak. Daha kemeri kaybedecek, kemer kazanacak. 2-3 kere daha, 4 kere daha kemer kazanacak diyorsan. Okey ver. Ama tabii Tyrion'in keşinini de düşünüyorum ben yani öyle bir şeydi. Sonuç olarak arkadaşlar genel olarak değerlendirdim. Roman kazanırsa WrestleMania'ya kadar gider bence. Bak gerçekten Roman kazanırsa WrestleMania'ya kadar gider. Ya da kemer ayırıyorsanız ayırın çok mantıklı olur. İşte bu zaten önemli olan. Çünkü daha orada bekleyen Seth Rollins'ler daha kimler kimler var rahat ve daha gelecek kadar adamlar var. Ki Karen Cross'u da unutmayın bakın. Bir şekilde Karen Cross Drew McIntyre'a maçı kaybettirebilir. Bunu da unutmayın. Braun Strowman söylentileri var. Raw'a gelecek diye. Clash Atikes'le geleceğini düşünmüyorum. Öyle. Ama Karen Cross unutmayın. Karen Cross da bir şekilde bu maça müdahil olup maça ya Drew McIntyre taktı kafayı ama Roman sana da geliyorum dedi. Drew McIntyre'a kaybettirebilir. Haberiniz olsun. Bunların hepsini kafanıza bulundurun. Drew McIntyre çok güçlü olacaktır. Drew McIntyre belki de 3 tane Spear'dan kalkacaktır. Giyotini bozar mı bilmiyorum. Çok 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 iddialı olur. Hani öyle bir şey yaparsa bilmiyorum ne olacağını ama şimdiye kadar e, gör, şimdi bak WrestleMania 36'daki hani seyircisiz yerde tamam Brock Lesnar yendi okey de okay'de. şimdi bu sefer seyirci var. Hayatınızda gördüğünüz en güçlü Drew McIntyre'ı görme ihtimaliniz var. Haberiniz olsun. Bunu söyleyeyim. Çok sağlam bir Drew McIntyre olacak. Roman'ın kazanacağını düşünüyorum. Karen Cross etki edebilir. Cash'in e gelebilir. Hepsini totalde düşünüp buraya attığım zaman ben Roman'ın bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Ben Roman'ın kazanacak diyorum. Ama WrestleMania'ya kadar gitmesini de istemem. <laughs> Doğru söylemek gerekirse. Bir kemerle gitsin Universal'da. Okey. Ama WrestleMania'ya kadar da gitmesini istemem. Artık e, yani yaratıcı feudlar bir şeyler eğer sunulmazsa, Roman Partham gibi takılacaksa ben buna istemiyorum. Ben bunu istemiyorum işte. O zaman durba ver. Roman WrestleMania'ya kadar bakın kaç ay var daha. Eğer hala öyle gidecekse Partham falan ben istemiyorum. Roman çıksın. Ama ustalarla kazansın ama öylesin. Roman sürekli çıksın ama. Öyle olacaksa birazcık hadi okey okeyim. Yoksa druva verin abi. Ben Roman kazanacağını tahmin ediyorum bu maçta. Dediğim gibi bir sürü etken olabilir. Tahminlerimi böyle bitirdim. Son kez şundan bahsedeceğim. 6 maç bana az gibi geldi. Ya ekstradan bir maç eklenecektir. Bak Babileş'in United States maçının olmaması çok saçma geliyor bana. Babileş'in United States maçı hatta AJ ile ne bileyim Champa, Miz oralarda takılıyor. Bir şekilde hadi bunu yapsaydınız mesela. Olabilirdi yerim. Belki son dakika eklerler bilmiyorum. Bence bunun olması gerekiyordu. Ben bu videoyu çekerken 6 maç duyuruldu onu söyleyeyim. Mantıken 8 maçın falan olması çok muhtemeldi. Belki olacaktır. Belki bir tag maçının rövanşını yapacaklar. Çünkü orada gördüğünüz kural hatasıyla bitti. Kadınlar tag maçının. Rövanşı olabilir bilemeyiz. Belki Sasha Banks Naomi Öyle bir şey olsa kesin dönerler. Ya biz bir şekilde tag kemer maçının rövanşını izlersek kesin döner Sasha mi Büyük şov zaten iyi de reaksiyon alır. <laughs> Ama eğer maç eklenmese de olabilecek olaylar, segmentler bir şeylerle sürenin uzatılacağını düşünüyorum ben. Haberiniz olsun. Return beklentisi. Hadi bakalım. Ins dediğim gibi Sasha Banks ne gelirse gelir. Tyson Fury. Boksör, boksör biliyorsunuz. Dünya Ağırsızlık Boks Şampiyonu. Şu an ne yapıyor? Yine devam ediyor herhalde de. <laughs> boks dünyasından çok uzak olduğum için karakteri adam biliyorum sadece. Tyson Fury Clash at the Castle'da olacak. Bir şekilde ringe çıkıp bir şey yapacaktır abi. Tyson Fury olacak orada. Bir şey yapacaktır. Ama Twitter'da çok görüyorum. Cardiff'teyim Bray Wyatt'ı gördüm. Otelden çıkarken. Hiçbir fotoğraf yok. Hiçbir video Hiçbir bok yok. Tweet atmış. Cardiff'te Bray Wyatt'ı gördüm diye. Ve insanlar binlerce kişi beğenmiş konuşmuş bunu. Arkadaşlar böyle şeylere kanmayın bu arada. Ben bir kere daha diyorum. Bray Wyatt'ın... Ben de bir de bir yerinde olsam Bray Wyatt'a kontratı imzalatıp Olası bir AEW'ye gitmesini engelleyeyim. Önüne set koyarım. 2023'te bomba gibi getiririm Bray Wyatt'ı. Getiririm. Hatta bir şey diyeyim. Çok daha ağırını konuşacağım. Eğer Kılıçet'te Castle'dan Roman üstünü çıkar. Kemerlerle devam ederse yoluna. Ben bu kemerleri ileride Bray Wyatt'a White veririm. White'la uzun süreli sözleşme imzalarım. Bray önümüzdeki 3-4 sene ben en tepe adamlardan biri yaparım yine. Olması gerekiyor zaten. Mantıklı yani. Böyle arkadaşlar. Ne konuştum be? Clash of the ile ilgili. Şimdi siz de beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. <laughs> Beğenmediyseniz elbette dislike atabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ya bu benim fikirlerim sonuçta. Benim fikirlerimi beğenmiyorsanız dislike atacaksanız okey bu sizin tercihiniz. Ama lütfen aşağıya bütün şu ana kadar duyurulmuş 6 maçın hepsinin tahminlerini yazın abi. Aşağısı aksın gitsin yorumlarda beraber tartışalım konuşalım. Yarın da. Yani siz bu videoyu gününde izliyorsanız eğer klaş ettik yasalın. Bu akşamda yani Cumartesi günü. 3 Eylül Cumartesi günü saat 8'de show başlıyor. Ben 7 gibi falan gelirim. Akarız gideriz sizle zaten. Mis gibi olacak. Woo! Çok iyi. Ben kaçtım. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>